İnsanlardan diyor şeytan Allah'a sığınırım. Öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözde senin hoşuna gider. Kalbiniz yani bak kalbindekine rağmen Allah'a şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır diyor bak münafığın vasfı. Dünya hayatına ilişkin sözler. Mesela modadan bahseder, şundan bahseder, bundan. Boş işler hep münafığın derdi budur. İslam Kur'an münafığı çok sıkar. Allah'tan, dinden bahsetmek, İslam'a, Kur'an'a hizmet etmek münafık için bir ızdırap elemdir. Çok büyük acı çeker. Ama boş şeyler, işte boyanmak, süslenmek, eğlenmek, koşmak, şu bu falan boş işler yani. Koşmak derken boş işler peşinde diyelim. Yoksa spor anlamında demiyoruz. Bütün dünyası budur. Yani bütün amacı hayatını boş geçirmektir münafığın. Beyni boştur. Allah'ı beyninde bir inanç olarak yerleştirip tutmak istemez. Yani Allah'ın varlığı beyninde rahatsızlık meydana getiriyor onu. İnanç ve iman rahatsızlık meydana getiriyor. Onun için imanı beyninde, aklında tutmaz. Boş şeyleri tutar. İman ve İslam beynine geldiğinde, ruhuna geldiğinde ona müthiş ızdırap verir. Ondan kurtulmak için de hep boş şeylerin peşindedir. Münafık. Kur'an da ona dikkat çekiyor. İnsanların öylesi vardır ki dünya hayatının ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Boş. Ama bazen müminde de işte o münafık alametinin bir gölgesi oluyor. Onun da hoşuna gidebiliyor. Allah onlara uyarıyor müminlere. Yani münafığın boş dünyası seni etkilemesin diyor. Ve kalbindekine rağmen Allah'a şahit getirir. Yani münafığın ne kadar yalancı olduğunu, Evet. ne kadar seri yalan söylediğini ve Allah adını kullanarak da gerekirse Kur'an ayeti de kullanarak yalan söyleyebileceğini Allah işaret ediyor. Oysa o bak normal bir düşman demiyor. Azılı bir düşmandır. Müthiş bir pislik mahluktur. Münafık. Bakara Suresi 204. Yeminlerini yalanların üzerine siper ettiler diyor şeytan Ya Allah'a. inanılmaz yalan söyler. Evet. İnanılmaz. Hırsızlıkta yalan söyler. Soygunda yalan söyler. İslam'a karşı mücadelesinde yalan söyler. İslam'a hizmet etmek çok acı çektirdiği için yapıyormuş gibi gösterir ama hiçbir şekilde yapmaz. İslam'dan Kur'an'dan uzak yaşamak onun beyninde olan bir sistem. Beyninde hep İslam ve Kur'an olmaz münafı. Çünkü beynini yakar adeta. Ya şeytan gibi. Ancak boş şeyleri kafasına koyar. Başka ayette de şeytanın Allah'a sığınırım. Sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Ondan başka anıldığı zaman ise hemen sevince kapılırlar.